İyi akşamlar sevgili seyirciler. Bir programda daha beraberiz. Bu akşamki yüz yüze programımızın konuğu Gelecek Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk Ayhan Bey. Teşekkür ederim. Hocamızı hemen ayağının tozuyla bir stüdyoya aldık. Burada bir konuk etmek istedik. Bazı merak edilen sorular var. Öncelikle Uşak'ı nasıl buldunuz hocam? Uşak benim çok sevdiğim ve hep organik bir şehir olarak, yani şehir kültürünün yaşadığı ve insanların hepsinin bu kültürün parçası olarak birbirleriyle çok yakın ilişkiler içinde olduğu bir şehir. Birçok yere geldim. Her seferinde Uşak'ta hep samimi bir atmosfer gördüm. Az bilinen bir yönü de var Uşak'ın. Aslına bakılırsa Uşak büyükşehir niteliğinde olmadığı için daha küçük şehirler arasında gibi sayılır. Halbuki Uşak'ın Türkiye'de ekonomi tarihindeki rolü çok önemlidir. Daha Türkiye'de sanayileşmenin ilk başladığı yerlerden biridir. 1905 yılında Uşakçızadelerin kurduğu İplik Fabrikası. Daha birçok büyük şehirde o yokken Uşak'ta ciddi bir sanayi altyapısı vardı. Ve bu zamanla da gelişebilecek durumdayız. Şu anda da Uşak'ın ulaşım yollarına olan uzaklığı, insanların çalışkanlığı ve Uşak'ı kendine has özel bir yer kılıyor bizim için. Yani çok da büyük bir muhabbetle karşılandım. Evet. Sokakta insanlar... Bugün beraberdik zaten. Evet. Kongreye kadar. Yolda sokakta çok güzel bir atmosfer vardı. Gerçek ilk ziyareti de Yoncalı Köyü'ne yaptım. Bir 15 Temmuz şehidimiz Mehmet Çetin. Evet, Mehmet Çetin. 15 Temmuz şehidi. Onun kabrine ziyareti. Benim genel bir uygulamamdır bu. Mutlaka şehit... kabirlerini ziyaretimin ilk aşamasında ziyaret ederim. Bu vesileyle de bir kez de Selefim Adnan Menderes'i şehadetinin 60. yılında bir kez daha rahmetle anıyorum. Allah mekanı cennet eylesin. İdam edilişinin yıl dönümü bugün 17 Eylül. Evet. Mekanı cennet eylesin. Artık kuruluş da sanki aynı tarihe mi denk geldi 17 Eylül? Bizim mi? Evet. Biz 12 Aralık'ta kurduk. Ama 13 Eylül'de AK Parti'den istifa etmiştik disipline sevk edildiğimiz evet. için. Şimdi hocam öncelikle şu dünya gözüyle Türkiye'ye bakış. Türkiye'ci bir mülteci kampı mı? Sermayenin işte burada faizler yüksek, parayı koyalım, on kazanalım gözüyle baktığı bir hani sömürü ülkesi mi? Önce buradan başlayalım. Şimdi Türkiye kim, hangi sıfatlı olursa olsun dünya haritasına baktığında Türkiye bu dünya haritasının merkezinde jeopolitik hatlarının üzerinde olağanüstü potansiyele sahip bir ülkedir. Ama kimi zaman Türkiye'nin bu potansiyeli değerlendirilmiş ve bir yükselme dönemi, bir dünyadaki algısının olumlu yönde değiştiği bir dönem olmuş. Kimi zaman da maalesef demokrasi standardı düştüğünde, hukuk alanında sıkıntılar yaşandığında, ekonomik olarak ciddi bir gerileme yaşandığında da Türkiye'ye dünyanın bakışı olumsuz yönde seyretmiş. Evet. Diyelim 80'li yılların ilk dönemde Özal'la birlikte dünya açılındığı zaman bir Türkiye belli bir potansiyel şey sağladı. Dünya tarafından ilgiyle izlenmeye başlandı. 90'lı yıllarda koalisyonlar ve arkasından gelen 28 Şubat darbesi Türkiye'yi demokrasi sıkıntısı çeken bir ülke haline getirmişti. Yani değişiyor ülkenin. Aynı ülke, aynı coğrafya, aynı vatan, aynı bayrak değişebiliyor. AK Parti'nin ilk yıllarında da Türkiye demokrasisini güçlendiren, hukuki reformlar yapan, kalkınan bir ülke konumundaydı. Ama maalesef son 5 yılda, son olarak bizim büyük bir reform çabamız oldu. Bu engellendikten sonra şu anda Türkiye, dünyada algı bakımından itibarı ciddi şekilde sarsılan, düşen bir ülke konumunda. Gerek demokrasi algısı, gerek hukuk algısı, gerek dediğiniz gibi dünyadaki Türkiye bakıştaki ekonomik parametreleri itibariyle
faizin dünyada en yüksek olduğu ülkelerden birisi, enflasyonda dünyanın en yüksek olduğu ülkelerden birisi, değeri, milli parasının değeri sürekli düşmek, değer kaybeden bir ülke. Şimdi böyle bir ülkeye de bakış olumsuz yönde seyrediyor tabii. Evet. Şimdi hocam Türkiye nasıl yönetiliyor? Nereye gidiyoruz? Nasıl yönetiliyor sorusuna şunu net söyleyeyim. Türkiye yönetilemiyor. Şu anda Türkiye maalesef yönetilemiyor. Çünkü bir ülkenin yönetilmesi sadece kişilerin performansıyla ölçülmez. Kurumlar, bakanlıklar, efendim genel müdürlükler, bağımsız kurumlar, yargı, yani nihayet bir kişinin performansı, hatta bir grubun, bir partinin performansının ötesinde bir şeydir bu. Türkiye son dönemde ciddi bir ekonomik sıkıntı yaşıyor. Bunun arkasında kurumsal çöküş var. Merkez Bankası Başkanı 4 ayda değişirse, son 4 yılda 4. Merkez Bankası olmuşsa, bu Merkez Bankası kime güven verebilir? Bugünkü Merkez Bankası Başkanı'nın faizi önümüzdeki ay düşürmemesi halinde görevden alınabileceği kanaati varsa kimse Merkez Bankası'nın şeyine bakar mı? Bakanların hiçbiri, hangisinin özgür ağırlığı var? Kendi bakanlığını yönetiyor. Bütün güç bir kişinin elinde toplandı. Bir makamın elinde toplandı. Bu, o da dünyanın en güçlü ülkesi de olsa bir tek kişinin karar verdiği yerde çok ciddi hatalar yapılır. Bir kişi de bu yükü kaldıramaz. Hele hele Türkiye gibi her an çok kompleks bir coğrafyada, sıkıntılı bir coğrafyada, her an yeni olaylarla karşılaşan bir ülkede kurumların sağlam olması lazım. Dolayısıyla Türkiye bugün yönetilemiyor. Bakın, Devlet Demiryolları'na birisi atanıyor genel müdür olarak, 10 gün sonra görevden alınıyor. Evet. Merkez Bankası'na birisi atanıyor, 4 ay sonra görevden alınıyor. Boğaziçi'nin bir rektör atanıyor, 6 ay sonra görevden alınıyor. Bunlar iyi yapacaklarına inanmıyor değilseniz niye görev, niye atadınız? Şimdi dolayısıyla maalesef şu anda bir yönetim, eğer bir sorununuz varsa, herkesteki kanaatte bu, çözmek istediğiniz bir sorun ya da önemli bir mesele, Cumhurbaşkanı'na kadar ulaşmanız gerekiyor. Ara kara demelerinde kimse karar veremiyor. Kimse bir görüş ifade edemiyor. Bir inisiyatif kullanamıyor. Cumhurbaşkanı'na bulursanız sorunuz çözülebiliyor belki, o da şartlara bağlı. Ulaşamazsanız çözülemiyor. Bu ülkenin yönetilmediğini gösterir. Ve Cumhurbaşkanı'nın son dönemde aldığı kararların hepsi daha sonra ya değiştiriliyor, ya revize ediliyor, ya vazgeçiliyor. Şimdi böyle bir durumda maalesef ülke nasıl yönetiliyor sorusuna çok efendim, ülke iyi yönetiliyor mu? Ülke yönetiliyor mu sorusu. İyi yönetilemiyor abi. Yönetiliyor mu? Yönetilemiyor şu anda. Hatta referandumda şöyle diyordum ben. Bir ilaç dahi alacaksanız tek kişiye soracaksınız. Doğru. Diye o zamanlar böyle bir şeyim vardı. Hani baktığımız zaman sistem oturmamış bir Doğru. sistem üzerine gidiyordu. Şimdi de hocam Devlet Bey'in bir tweet'i var. Okudunuz mu bilmiyorum. Okudum. Okuyayım mı size? Ben genel okudum. Ama soru sormak için okuyabilirsiniz tabii, bir beis yok da. Yani hatırlatmak şey için okumam istiyorsanız okuyayım. Tabii. Şöyle şuradan. Son sözüm de Seruk Ahmet'e demiş Sayın Devlet Bahçeli. Hazreti Mevlana, kalp denizdir, dil kıyı. Denizde ne varsa kıyıya vurur, o vurur. Seruk'un diline vuranlar yozlaşmış ve yosun tutmuş kalbin eseridir. Türkiye bir musibet tarafından az kalsın felakete uğrayacakmış. Şükür zamanında gereği yapılmış. Vallahi Türkiye'nin son 25 yılındaki musibetlere bakın. Şimdi sadece bu kadarını söyleyeyim. Diğerlerine daha uzun cevap vereceğim gerektiği zaman. Türkiye'nin son 25 yılında yaşadığı musibetlere bakın. Hepsinde Devlet Bahçeli var. 2001 yılında Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşadığında Devlet Bahçeli başbakan yardımcısıydı. Evet. O hortumlamalar yapıldığında, yolsuzluklar yapıldığında Devlet Bahçeli başbakan yardımcısıydı. 28 Şubat'ın o karanlık dönemlerini meşrulaştıran Devlet Bahçeli'ydi.
başörtü yasağını meşrulaştıran Devlet Bahçeli'ydi. Çünkü MHP'li bir milletvekili hanımefendinin başını açarak meclise girmesini, başını açarak girmesini talimat verdi. Şimdi sütten çıkmış ak kaşık rolünde. E şimdi de gelelim. Hani onun musibet diye tanımladığı ve nezaketsiz, kaba, tenezzül bile etmem onu. Hani bana, bize öyle görüyor. Peki ben ülkenin başındayken Türk lirası, Türk lirası Türkiye'nin şerefidir. Dolar karşısında kaçtı? 2.80. 2.80. Euro şimdi 3. Kaç? 8.5. Euro 10. Enflasyon kaçtı bizde? Üretici %3.7. Tüketici %5.5-6 civarındaydı. Şimdi %44. Faiz kaç? %7 civarındaydı. Şimdi %19. Bunların hepsi musibet. Bugün Uşak'ta tarım fuarından geliyorum. Herkes feryat ediyor. Tarım bitti, hayvancılık bitti diye. Peki ne değişti? Ülkeyi düzgün yolsuzluklara bulanmadan yöneten ülke kaynaklarını mukaddes bir emanet olarak gören Davutoğlu gitti. Erdoğan'ın yanına Bahçeli geldi. 5 yıl içinde yaşadığımız bütün musibetlerde Bahçeli'nin payı vardır. Son demokrasilerde iki büyük kriz yaşanıyor. Şu anda yaşanan kriz çok geniş çaplı kriz. İkisinde de Bahçeli var. Bahçeli krizi var mı hocam? Hiç, onu pazara bir çıkın bakalım. Şimdi pazara baktığımız zaman sürekli bir kriz vardır. Yok. Olur mu? Yani enflasyon kaç şimdi? %19. Şimdi enflasyonu akaryakıtı, elektriği koyarsak 19'u geçer. Hayır. O şey, tüketici enflasyon, üretici enflasyon %44.95. Şimdi böyle bir ülkede kriz olmadı denilebilir mi? Kriz yok denilebilir mi? Açlık sınırında yaşayan insanlar. Asgari ücret şu anda açlık sınırı. Ve Türkiye'nin yarısı asgari ücretle yaşıyor. 32 milyon, Ayhan Bey, 32 milyon kredi borcu olan insan var. Yani nüfusumuzun neredeyse yarısı bir şekilde kredi, faiz borcuyla yaşıyor. Bankalara çalışıyor insanlar. Tabii işte. Yani işte, maaşını alıyor. Tabii. Nihayette bu da Erdoğan'ın faizciliğini gösteriyor. Faizi düşürmen, herkesi faizcilikle suçluyordu. Kendisi Türkiye'yi en faizci duruma getirdi. Dayanağı kim? Bahçeli. Dolayısıyla Bahçeli bu konuları aşmazsa daha akıllı keder. Millet onun yarattığı musibetleri çok iyi görüyor. Geçmişte yarattı. Evet. Şimdi hocam kanun hükmünde kararnamelerle çoğu kişiler işlerinden ayrıldı. Bazı özel şirketler kapatıldı. FETÖ davasına. Sizin programınızda mesela örnek vereyim. Bir iş yeri var mesela, o da basın geçmişte. Beraati var ama o dönemde her şey TMSF yoluyla satıldı. Bu gibi mağdurlar var. Siz iktidar olduğunuzda bunlara nasıl bir çözüm yapacaksınız? Şimdi bugün burada ilk ziyaretimi 15 Temmuz şehidimize yaptım Mehmet Çetin rahmetliye. Bizim 15 Temmuz'la ilgili tutumumuz açık ve nettir. FETÖ örgütünün teşebbüs ettiği ve Türkiye itibar kaybettiren, kan kaybettiren, can kaybettiren şehitlerimizin olduğu bir facia yaşandı. Bu suçun içinde olan, bu haince ihanetin içinde olan, delillerle hesaplanmış herkes en ağır cezayı almalıdır. Ceza kanunu neyi gerektiriyorsa. Ama bugün KHK'larla ihraç edilen ve KHK'ların genel durumuna baktığımızda da bir başka insanlık trajedisi var. Darbenin içinde olup da çok önemli konumlarda olanlar rahatlıkla yurt dışında veya yurt içinde FETÖ borsası üzerinden veya başka yollarla serbestçe dolaşırken hasbihal kadar yolu bir okula düşmüş, yolu bir bankaya düşmüş, yolu bir şekilde bir çevreye düşmüş sıradan fakir fukara çocukları veya savunmasız olanlar ağır şekilde cezalandırılıyor. Evet. Bu büyük bir insanlık trajedisine dönüşüyor. Dolayısıyla bu konuda bizim bütün KHK platformlarıyla çalışmalarımız var. Oldu. Hepsini dinledik. İnsan Hakları Komisyonu Başkanımız Serap Yazıcı, başkanlığı ve heyetimiz bu konudaki çözüm önerilerimizi hazırladı. Son parti yönetim kurulunda bunu tartıştık.
İnşallah bu ayın sonunda 28 Eylül'de kamuoyumuzda bu konuları paylaşacağız. Ama bizim programımızda da zaten bu konu parti programımızda açık bir şekilde yer alıyor. Evet. Mülteciler hocam, Afgan mülteciler İstanbul'dan Ankara'ya gider gibi Afganistan'dan daha buraya geldiler. Hiçbir kayıt alınmadan, artı pandemi dönemi. Bazı otobüs firmaları gizli gizli, biz bunların hepsini olmasa da bir kısmını gerek sosyal medyadan, gerek televizyon haberlerinden takip ediyorduk. Hiçbir kayıt alınmadı. Kimdir, isim nedir, hastalık pandemi döneminde bir test falan yapılmadı ve de bunlar ülkeye dağıldı. Bunlar ülkemiz için bir sorun mu? Kesinlikle bir sorun. Kesinlikle bir sorun. Hükümet Afganistan'da yönetimin bu kadar erken çözülebileceğini öngöremedi. Aksine bütün dünyada bunun işaretleri varken geç kaldı. Amerika ile sadece şahsi ilişkilerini düzeltmek için Sayın Erdoğan Amerika ile pazarlıklar içine girdi Biden'la. Ve Kabil Havaalanı'nın denetimini almak gibi son derece gereksiz. Çünkü zaten ülke düşüyor. Angajmanlara girdi. Amerika'da kendisiyle çalışan Afganlıların, yani vaktinde kendisine hizmet etmiş Afganların sanki Türkiye üzerinden tahliyesi gibi bir yola yöneldi. Ve bunu Türkiye danışmadan yaptı. Bütün bunlar vahim hatalar. Türkiye, Afganistan mültecileri, Afgan halkı bizim dostumuzdur, kardeşimizdir ama burada bu yükü Türkiye üstlenemez. Arada İran var. Türkiye İran'la doğrudan müzakerelere geçip bu mültecilerin 2900 kilometre İran'ın hattından nasıl Türkiye'ye geldiği ve kontrol altına alınması gerektiği konusunda İran'a mutlaka müracaatta bulunmalı, görüşmeli. Amerika'ya da Türkiye'nin Afganistan'daki Amerika adına çalışanlar için bir tahliye üssü olmadığı söylenerek bu şeyler kontrol altına alınmalı. Hala gelen olursa da kayda alınmalı ve en kısa zamanda bunu kimler tahliye etmek istemişse Amerika ise Amerika'ya, başka ülkeye gideceklerse onlarla konuşarak Türkiye'de böyle düzensiz şekilde kalmalarının önüne geçilmeli. İlerisi Türkiye için sıkıntı olabilir mi nüfus bakımından? Ya, tabii yani her ülke için. Bütün dünyada göçmen sorunu var şu anda. Her yerde. Çünkü dünyada adaletsizlik has safhaya vardı. Fakir ülkelerle zengin ülkeler arasında uçurum var. Ekonomik sistemler dağılıyor. Ulus devletler dağılıyor. Dolayısıyla bir göç olgusunun altyapısı var. Tabii Türkiye için bir risk unsurudur bu. Şimdi hocam köy okullarının açılması taraftarı mıyız? Bütün okullaşmanın ve Türkiye'deki demografi ile eğitim arasındaki ilişkinin yeniden kurgulanması lazım. Çünkü gerçekten 2001'de, 2002'de Türkiye'de çok nüfuslu sınıflar vardı. Yani 100 kişilik, 110 kişilik falan sınıflar. Ona karşı o zaman bütün AK Parti hükümetleri, benim de içinde bulunduğum hükümetler şeyin makul sayıya indirebilmek için ciddi bir altyapı çalışması yapıldı ama şimdi tekrar benzer bir noktaya gidildi. Gerektiğinde köy okullarının açılması da düşünülmeli. Doğrudan eğitimin bulunduğu yerlerde kaliteli öğretmenlerle verilebilir, sağlanabilecekse biraz da her ilde, her bölgede farklı hususlar bunlar. Ulaşıma bakar, iklim şartlarına bakar. İklim şartlarının ve ulaşım imkanlarının el vermediği yerlerde köy okulları açılabilir. Mesela vatandaş şöyle bir öneride bulunuyor. Atanamayan öğretmenler orada göreve başlatılabilir diye. Doğru. Doğru. Şu anda öğretmen talebi var ama öğretmen ataması yapılmıyor çünkü bütçe kaynaklarını son derece gereksiz yerlere harcıyorlar. Yani 3-5 müteahhide rantiyeye para kazandırmak için kaynaklar, bütçenin dar imkanlar oraya ayrılıyor. Öbür tarafta atanamayan öğretmenler bekliyor. Ya bu bir büyük bir adaletsizlik. Ayrıca Türkiye'nin ihtiyacı var. Türkiye'nin kaliteli öğretmene ihtiyacı var. Hem atanmalı öğretmenler ihtiyaç olduğu ölçekte atanmalı. Hem de hizmet içi eğitimde kaliteli ve standartlar yükseltilmeli. İşsizlik konusunda ne düşünüyorsunuz hocam? Türkiye'nin en büyük sorunu. Özellikle de genç işsizliği. İşte
Son bir hafta içinde, evet, tam hemen hemen 10 gün içinde Aydın, Diyarbakır, Bingöl ve Uşak'a geldim. Yani 4 il, takriben de toplamda 10'a yakın ilçe gezdim. Hepsine baktığımızda her yerde en çok dile getirilen husus işsizlik. İşsizlik içinde de en çok dile getirilen genç işsizliği. Köylerde, Bingöl'ün ücra köylerinde de bu böyle, Aydın'ın şehir merkezinde de böyle, Uşak'ta da böyle. Dolayısıyla işsizlik Türkiye için büyük bir sorun. Genç ve dinamik bir nüfusumuz var, olmakla evet. Önlüyoruz. Şimdi bu genç ve dinamik nüfus maalesef istihdam imkanları oluşmadığı için bir anlamda bir risk faktörü haline geldi. Çünkü bu gençler kendi geleceklerini Türkiye'de bulmuyor artık. Yurt dışına gitmeye çalışıyor. Ve bir genç nüfusu kaybediyoruz. Üretime katkıda bulunacak bir nüfusu kaybediyoruz. Dolayısıyla büyük bir sorun. Üretimden kastımız? Tarımdan, sanayiden. Tarım yapacak kişi ama bulunmuyor. Tabii. Köyde niye bulunmuyor? Bırakıyor. Çünkü tabii. Hani, niye bulunmuyor? Çünkü tarım karlı bir kar üreten şeyini geçimini temin etme alanı olarak tarım alanı tarım sektörü kapasitesini kaybetti. Yani bir hayvancılık yapan bir ailenin oğlu, kızı neyse tarım yine çiftçilikle, hayvancılıkla devam etse önce şeyi görmesi lazım. Bu hayvancılıkla ben hayatımı idame ettirebilirim. Ettiremiyor. Ettiremeyince de neden ettiremiyor? Ama bir de şöyle bir şey var. Yem fiyatları var, gübre fiyatları artıyor, her şey artıyor, ettiremiyor. Şimdi onu yem fiyatlara bağlayabiliriz de. Bir de şöyle bir mantık var yani. Ben ezildim, çocuğum ezilmesin mantığı var. Okusun, masa başı işi olsun. O da masa başı, o yanlış bir tabii üretime katılmadan maaş almaya dönük devleti öyle gören bizi anlayış yanlıştır. Ama önüne imkanları koyduğunda aynı genç çalışmayı tercih edecektir. Mesela işsizlik ödeneği yapılıyor. İşsizlik konusunda benim aslında bir önerim olur. Nasıl bir önerim olur? Mesela 3 yıl bir yerde iş yerinde çalışan birisi aşağı yukarı 6 ay ile 10 ay arasında bir işsizlik maaşı alma hakkı kazanıyor. Burada da devlet belirli bir rakam veriyor. Atıyorum şöyle olsun. İşte ticari taksi, şoför lazım ama asgari ücreti veremiyor. Taksi sahibine ne kadar verebilirsin? 1500 lira. Geri kalan kısmı devlet tamamlasa da vatandaşı 10 ay boyunca yatırıp da işsizlik maaşı vermesi. Doğru. Çünkü bu alışkanlık haline gelmiş. Bizim bazı kanunlarımızı şey olarak da uygulamada sıkıntı var. Bunu da hayatında mesela şöyle bir kanun getirin. Burada tabii biraz öneride bulunacağım. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Yani. Belki hayatı boyunca bir insana 5 defa bir yerinde, iş yerinde çalışma hakkı verin. Çünkü alışkanlık haline geliyor. 2 ay burada, 3 ay burada. Bu sefer işvereni sıkıntıya sokuyor. Bazı meslekler var. Öğrendiği zaman gittim mi kalıyor. Bunları da gözetmek lazım. Doğru. Kapsamlı bir istihdam reformu lazım. Kapsamlı bir istihdam. Geniş olarak böyle tabii. Bir. Şimdi hocam sırayla böyle gidiyoruz. AK Parti'nin şu andaki durumu nedir? AK Parti şu anda kendi içinde çözülme süreci yaşayan, maalesef temel değerlerini inkar etmiş ve o değerlerden sapmış ve halk nezdinde sürekli irtifa kaybeden bir çöküş süreci yaşayan bir iktidar partisi konumunda. Eğer iktidar olmamış olsalardı şu anda AK Parti zaten dağılmıştı. AK Parti şu anda bir arada tutan ortak bir vizyon, ortak bir değerler sistemi değil. İktidar olmak. Halbuki bir parti varlığını iktidar olmaya değil, ortak değerlerine, vizyonuna ayarlı kılması lazım. Büyük bir iç sıkıntı var. Cumhurbaşkanı, burada AK Parti Genel Başkanı diye bu vasıfla konuştuğu için kendi teşkilatlarına alana inmelerini söylüyor. Ama alanda bize gelen haberler, alana inen bütün AK Parti milletvekillerine, parti yetkililerine olağanüstü bir tepki var ve çoğu alandan kaçıyor. Bu AK Parti'nin halk nezdindeki bağlarını, irtibatını, halk nezdindeki
değerini şey yapıyor. Dolayısıyla şu anda AK Parti iktidarın bir arada tuttuğu bir parti görünümünde. Değerlerin ya da muhabbetin bir arada tuttuğu bir parti değil. İktidar ve rant bir arada tutuyor. İktidar kaybı esnasında AK Parti'nin bir parti olarak mevcudiyeti de çok ciddi şekilde sarsılır. Muhalefetin buradaki durumu nedir? Muhalefet, tabii birçok baskı var muhalefet üzerinde. Medya ambargoları var. En azından bize, yani belki grubu olan, mecliste grubu olan partilerin tabii mecliste hitap etme imkanları var. Televizyonlarda daha çok konuşma imkanları da var. Ama onlar üzerinde baskılar var. Sayın Akşener yapılan son dönemdeki bazı saldırılar. Sürekli bir baskı ortamı var. Bizim için ise birkaç yönde baskı birden. Biz AK Parti'den ayrılarak ben kurdum. Tabii arkadaşlarımın içinden başka partilerden gelenler de var. Ama öyle görüldüğü için iktidar bize yönelik her ilgiyi kendisinin çözülmesi olarak görüyor. O yüzden de bize yönelik yönelen atadığımız ilçe başkanlarına, il başkanlarına dönük olağanüstü baskılar var. Bütün bu şartlara rağmen Gelecek Partisi'nin muhalefet performansı mükemmel. Uşak'ta bir baskı gördünüz mü hocam? Uşak'ta şu, yani bu bugün itibariyle az. Yaşadığımız bazı olaylar oldu. Ama onu hani bizim şeyin bugünkü kongre itibariyle bir baskı olarak göremeyiz. Ama görev alan arkadaşlarımıza dönelik çok baskı oldu. Uşak'ta da her yerde de. Bir ilçe başkanı görevi alıyor veya bir yönetime giriyor. Gidip baskı yapılıyor. Bu şekilde sürekli oldu. Bu şekilde sizinle beraberiz ama bana bir müddet izin verseniz, çünkü yakınım şurada görevli, eşim burada görevli, bizi tehdit ettiler diye çok sayıda müracaat. Uşak'tan geldi mi böyle bir şey? Tabii, Uşak içinde de var. Uşak içinde de var. Ve o psikolojik ortam her yeri etkiliyor. Sokakta size o anda büyük muhabbet gösteren ve destek vereceğini söyleyenler, partide görev alma konusunda tedirginler, çünkü partide görev aldığında cezalandırılacaklarını düşünüyorlar. Ben gerçek de şeyin sonucun seçim sandıklarında bugün düşünenden çok daha farklı çıkacağını düşünüyorum. Çünkü halktaki volkan gibi birikmiş bir öfke var. Şimdi aşağı yukarı hocam 2003'ten beri AK Parti'yi takip ediyorum. Oy vermiş değil. Zaten benim girdiğim genel başkan girdiğim o seçimlerde siz 7 Haziran'da da 1 Kasım'da da bağımsız adaydınız değil evet. mi Uşak'tan? Hatta size de atlarım var yani seçim çalışmalarında. Olsun tabii normal. Asgari ücret üzerinde mesela orada bir eleştirim vardı. Olur tabii. %30 artırdık diye mi? Gerçi 1 Kasım'dan sonra %30 artırdık. Evet 1 Kasım'dan sonra 7 Haziran'dan 1 Kasım ikisini de vardık. Güzel bir şeydi. Bizim için tabii. Şimdi burada takip ettiğim zaman, baktığım zaman o dönemde de mesela 2015'te AK Parti bir gerileme yaptı. İşte 7 Haziran olmadı da 1 Kasım'da erken seçim. O arada bir AK Parti bazı vaatleri biraz daha ön tarafa getirerekten 1 Kasım'daki seçimleri aldı. Şu anda baktığımızda güç kaybediyor. Bu gücü acaba bir dış politikayla perçinleyerek tekrar kaybettiği gücü çok zor toparlayabilir mi? Şu andaki yaşanan şey güç kaybı değil. 7 Haziran'da bir oy kaybıydı. 1 Kasım'da toparladık. Çünkü 1 Kasım'da ben 7 Haziran'da kaybedilen oyların temel gerekçesi olan yolsuzluklara karşı mücadele edeceğimi ilan ettim. Çünkü baktık 7 Haziran'da bütün anketlerde oy kaybı sebebine en çok yolsuzluklar. Sonra kibir, lüks, israf gibi şeyler. Bunlara karşı tedbir alınca halk güvendi. Dikkat ederseniz 1 Kasım'da Sayın Erdoğan hiç şeye katılmadı. Alana inmedi. Seçim kampanyasına katılmadı. 7 Haziran'da neredeyse benimle yarıştı. Ama 1 Kasım'da katılmadı. Katılmayınca biz büyük bir oy oranıyla tek güç kazandık. Ama şimdi böyle bir durum yok. Şimdi hiç kimse AK Parti'nin yolsuzluklardan alınabileceğini düşünmüyor. Şimdi hiç kimse. Dış politikayla benim kastım. Hayır. Dış politika konusunda da alanları o anlamda daralmış. Ne yapabilecek dış politikada böyle büyük oy patlaması yapacak? Ben kendim düşünüyorum, öngörüyorum. Hani AK Parti elinde malzeme kalmadı seçim vaadi olarak. İşte önümüzdeki malzeme mülteciler, Suriyeliler,
Şu anda bildiğimiz kadarıyla İdlib'deyiz. İdlib'i Türkiye'nin topraklarına katıp da işte mültecileri de oraya yerleştirip... O kimse o, yani sınırları değiştirecek bir şey kimse... Öyle halkta bir algı, operasyonu yapıp kaybettiği gücü... Ha, mültecileri Türkiye sınırının ötesine taşıyacaksa bu doğru bir şey. Oraya yerleştirecekse. Yok, sınır olarak değil. Ama sınır değişikliği yapılamaz. Oradan toprağı Türkiye toprağına katıp mültecileri de yerleştirecek. Doğru da olmaz. Doğru da olmaz. Yani onu Türkiye nihayet bütün bu harekatları yaparken biz komşu ülkelerin sınır bütünlüğüne özen gösteriyoruz. Demişsiniz. Bu dünyada da kabul görecek bir şey değil. Türkiye'de de bunun bir çıkarı olmaz kimse. Yani Türkiye'ye kazandıracak bir husus olmaz. Oraya mültecileri yerleştirmek ama düzgün bir şekilde orada bir şey kurmak, mültecileri yönetecek bir idare kurmak, o ayrı, o olumlu bir şey olur. Ama hiç dünyada hiçbir ülke böyle ben karar aldım şu ülkenin şu sınırlarımı genişletiyorum diyor tek taraflı bir tercihte şeyde bulunamaz. Hani bulunmaz. Doğru da değil yani. Ülkede yaşayanları da oraya yerleştirip işte vatandaşı bakın biz mültecilerin sıkıntılarını çektik ama toprağını kattık. Onlar da toprak, bizim vatandaşımız. Yani toprak işte katan şey değil yani. Bu akılcı bir politika değil. Türkiye bu sebeple Türkiye'de bir seçimde kazanılmaz. Çünkü dünyada da nihayet çok haklı gerekçelerle yaptığımız ve uluslararası hukuka dayanan Kıbrıs müdahalesi konusunda bile dünyanın hala baskısıyla muhatabız. Biz de direniyoruz haklı olarak. Çünkü uluslararası hukukta karşılığı hakkımız olan bir husus. Türkiye'nin böyle bir sınırlarını genişletmeye dönük bir politika yürütmesi doğru da değil. Doğru da değil yani. Uygulanabilir bir şey de değil. Hani bu soruyu bir eski Dışişleri Bakanı olarak, bir Başbakan olarak tecrübeli olduğunuz için sordum. Tabii. Bunu normal birisine soracağım bir soru değildir. Şimdi hocam böyle baktığımızda ekonomik olarak şu anda ülkenin durumu belli. Dolar çıkıyor. Hatta İzmir'de inşaat firmaları iş bırakma yapmışlar, müteahhitler. Çimentonun yüksekliğinden. Malzeme yüksek. Evet, Uşak'ta da biz araştırıyoruz. Bunlar bayağı bir şey oluyor. Etkiliyor piyasayı. Özellikle inşaat sektörü. Bizim burayı gördüğünüz gelirken şöyle bir göz ucuyla. Burası yapıldı, bomboş halde. Yapılan satılmıyor. Faiz yüksek, ev alınmıyor. Bu gibi konuları nasıl aşacaksınız? Büyük, kapsamlı bir yeni ekonomik zihniyetle ve programla. Biz geçen sene 15 Haziran 2020'de gelecek ekonomi modeli diye bütün bu sorunları nasıl aşacağımızı ele alan bir ekonomik model ilan ettik. Makroekonomik dengeleri yeniden akılcı bir şekilde kurmak, başta tarım olmak üzere üretim alanlarında yeni bir üretimi teşvik edecek bir model geliştirmek, istihdam politikası ve işsizliğe karşı mücadele, yolsuzluklara karşı mücadeleyle kaynak aktarımı, yani kaynağın yanlış yerde kullanıldığı yerlerde buna izin vermiyor. Bütün bunlardan oluşan bir gelecek ekonomi modelimiz var. Türkiye'nin sorunları çok. Gerçekten hükümetin bırakacağı miras ağır. Enkaz diyelim. Ama bu çözülür. Sağlam bir kadro, yolsuzluklara bulanmamış temiz bir kadro ve ehil bir kadroyla bu sorunların hepsini çözecek kapasiteye sahibiz biz. Şeyi nasıl çözeceksiniz hocam? Ülkedeki gelir adaletsizliğini. En önemli sorunlardan biri bu zaten. Bu konuda da çok ciddi reform mahiyetinde adımlarımız olacak. Asgari ücretten vergiyi kaldıracağız. Asgari ücreti ortalama ücret olmaktan çıkarıp asgari ücreti mutlaka bütün açlık sınırı şeklinde bir ücret olmak durumundan çıkarıp insanların onurlu bir hayat standardına ulaşacağı bir düzeye getireceğiz. Bunun için de tekrar ülke ekonomisine hukuki bir teminat, ülke ekonomi hukukuna güven ile yatırımları çekmemiz lazım. Yeni kaynak oluşturmamız lazım. Bunların hepsini çözebilmenin temel yolu da şu anki ekonomik kadrolarının yetersizliklerini, eksikliklerini ve yolsuzluklarını giderecek bir perspektifle çok kapsamlı bir reform paketini devreye sokmak. Şimdi fiyat yükselmesini genellikle dolara bağlıyorlar.
marketlerde fiyatlar neredeyse şurada 2 ayda %30 fark etti diyebilirim. Tabii. Dolar fiyatı aynı. İnip çıktığı seviyeye bakıyoruz. Burada bir üretici veya satıcı fırsatçılık mı yapıyor? Fırsatçı, şimdi şöyle çok basit bir izah olur. Hani fahiş fiyatlar var, biz kontrol edeceğiz falan. Fahiş fiyat nereden çıkıyor? Sadece denetimden değil. Üretimle, arz ile talep arasındaki dengesizlikten. Üretim düşmüş. Et ve süt üretimi düşmüş. Doğal olarak fiyat yükseliyor. Sen et ve süt üretimini artıracaksın ki, arzı artıracaksın ki, talebe göre fiyat düşsün. Yani ama Türkiye'de bir kıskaç var Bayan Bey. Bu kıskaç yüksek kur, yüksek faiz, yüksek enflasyon kıskacı. Yüksek enflasyonun sebebi hem girdi maliyetlerin yüksek olması, orada dolar önemli, hem de üretime yönelecek alanlardaki tıkanmalar. Sanayi üretimi düşüyor, tarım üretimi düşüyor. Burada bir planlama eksikliği, bir koordinasyon eksikliği, kurumların çalışamamasından kaynaklanan büyük bir zafiyet var. İşveren için mesela sigorta primleri çok yüksek. Yani aşağı yukarı artı bundan maliye stopaj alıyor. Bayağı bir rakam buluyor. Neredeyse 1500 lirayı buluyor bir işveren için. Bu yükten dolayı da kimse çalıştırmıyor. Veya kayıtsız çalıştırıyor. Kayıtsız da çalıştıramıyor. Sosyal güvenlik kurumu hemen tepede. Hemen çöküyor, cezasını kesiyor. İstihdamdan ziyade böyle bir cezayla, vergiyle yönetilme durumuna gelmişiz. Doğru, doğru. Zaten ülke kaynakları tükendi mi, tükenmeye başladı, azalmaya başladığında beceriksiz yöneticilerin ilk başvuracağı şey vergileri artırmak. Vergileri artırınca kendi geliri artacak, yönetimin geliri artacak diye düşünün ama vergiler artınca bu sefer de işveren üzerindeki yük arttığı için şey düşüyor, üretim düşüyor. Bu bütün bunlar ülke kaynaklarını doğru hesap edememe, doğru yönetememe ile ilgili hususlar. Ve bu sadece bir sektörle değil, hepsi birbirini tetikleyerek çok kapsamlı bir ekonomik bunalımın önünü açtı. Önümüzdeki günler daha da kritik olacak. Keşke olmasa ama bilinsin ki bu yaz aylarındaki fiyatlar nispeten düşer enflasyon. Kış aylarına doğru maalesef enflasyon etkisi daha da fazla hissedilir hale gelir. Kışın daha çok olacak masraflar örneğin. Tabii doğalgazı, elektriği. Doğalgaz, yapacaklar gaz olmayan yerde yakacak parası. Tabii. Bunlar bayağı bir etken oluyor. Vergi, yüksek vergi toplamayla ekonomi yürümüyor. Bu bir gerçek. Aslında. Bilmiyorum, ben öyle düşünüyorum. Tabii. ÖTV özellikle işte bir araba alıyorsun, 100 bin liralık bir araba, 400 bin liraya mal oluyor neredeyse. Arada bir sürü vergi. Oradan bile birçok şeye vergi alınıyor. Bu doğru bir yöntem değil. Çok ciddi bir vergi reformuna ihtiyaç var. Vergi yükünü azaltmak ama üretimi artırarak toplam vergi gelirlerini düşürmemek lazım. Nihayet bu ülkenin kendi doğalgazı çıkmıyor. Kendi büyük maddi imkanları yok. Vatandaşın vergileriyle çalışıyor. Fakat bugünkü yönetim problemi şu, vatandaştan topladığı vergiyi kendi şahsi hazinesi zannediyor. Kendi şahsi mülkü zannediyor. Halbuki vatandaştan toplanan vergi bir emanettir. Bu emanet bilincini kaybettikleri için bu vergiyle oluşan kamu gelirleri yanlış yerlere aktarılıyor. Bilal Hocam, resmi kurumlara vatandaş girdiği zaman bu herhangi okul olabilir, işte bir defterdarlık olabilir veya bir bank olabilir, korkarak giriyor. Tabii. Memurun, çalışan kişi vatandaşı hiç gözüyle görüyor. Bunlar yaşanan şeyler. Hani siz bu vatandaşı hiç kayda almıyorlar yani. Doğru, doğru. Bu konuda bir çalışma olacak. Bu biraz bürokrasinin kalitesiyle ilgili bir şey. Vatandaş memnuniyeti diye bir standart var. Bunu performans kriteri olarak koymak gerekiyor. Ama vatandaşların da tabii
o kriterlere uygun davranması gerekiyor. Bunları sağlayacak olan, işte Türkiye'de iklim çok bozuldu, sosyal iklim. Herkes birbirine rakip gibi, birbirinin karşısında güç göstermeye çalışan bir tutum içinde. Milletvekili polise bağırıyor. Cumhurbaşkanı birine, vatandaşa bağırıyor. Herkes birbirine dönük olarak bir, bu da huzur, toplumsal huzursuzluğun bir yansıması. Bunları çözecek olan şey, toplumsal huzuru tekrar karşılıklı güven esasıyla kurulmasıdır. Neredeyse her gün bir vatandaşımıza rastlıyoruz böyle. Depresif. Mülakat, liyakat. Mülakatı kaldıracağız. Mülakat, sınav hırsızlığı gibi bir şeydir. Yani FETÖ sınav hırsızlığı yapıyordu. Evet. Ya sınav sorularını çalıp kendi adamlarına imkan sağlıyordu. Mülakat da böyle bir şeydir. Mülakat da, mülakat üzerinden kendi adamlarına imkan sağlıyorsun. İkisi de suç. Hani objektif bir mülakat yapsalar anlarım. Hayır, söz konusu değil. Kura bile çekerken bir isim var mı diye kontrol ediyor. Ona göre koyuyor, kurayı açıklıyor. Çaykur'daki rezaleti herkes gördü. Bu konuyla ilgili bir konuşmanıza rastlamıştım. Görev yaparken vatandaşın birisi, tabii yanınızda çalışanlardan görevli bir tanesi, akrabalarını öne sürüyor. Çok iyi yetişmişler gibisinden. Siz de ertesi gün istifalarını alıyorsunuz. Evet. Bilmiş kadarıyla. Bir kurumun başındaki bir yöneticiydi. Hepsini, bütün akrabalarla birlikte kendisinin de istifasını aldım. Hatta diyorsunuz, koridora çık bakalım, soy isminden varsa. Tabii. Yani hiçbir yakınım devlet imkanlarından istifade etmedi. Hiçbir birinci derece akrabam devletin herhangi bir imkanını özel olarak kullanmadı. Ben bununla halkın huzurunda hep onur duydum. Halk da bunu biliyor. Siz dürüstünüz. Dürüst başbakanımız diye karşılıyorlar. Bizi, bu da bana verilebilecek en büyük ödül. Evet. Peki hocam, 15 Temmuz'a neler oldu? 15 Temmuz bir devletin her kademesine sızmış. Hala muamma yani bazı. Yok, belli olan yönü var. O da devletin her kademesine sızmış bir örgütün darbe teşebbüsüdür. Ama o da örgüt içinde o darbe teşebbüsüne katılanların sonra neler olduğu, neler yaptığı konularında ise dediğiniz gibi muammalar var, soru işaretleri var. Şimdi, cemaatler şu anda bile bildiğimiz kadarıyla duyumlarımıza göre örgütleniyorlar. Aynı bir yapı tarzı bir şeyle ileride karşılaşabilir miyiz? Artık FETÖ tecrübesinden sonra böyle bir şeye kalkışacak hiçbir yapı kolay kolay cesaret edemez. Halk çok büyük bir ders verdi. Ama bizim görevimiz devletin içinde hiçbir yapılanmaya müsaade etmemektir. Devletin içinde ikinci bir yapılanma olmaz. Devletin bir hiyerarşisi olur. Evet. O hiyerarşiyi bozacak hiçbir yapılanmaya izin vermemek gerekir. Şeffaflık yasası hocam demişsiniz. Evet. Şeffaflık yasası. Şeffaflık yasası. Tabii şeffaflık toplumsal hastalıkların hemen hemen tümünün ilacıdır. Yolsuzlukları engelleyecek yegane ilaçtır. Nedir şeffaflık? Mesela ihale yapılıyor. Televizyonlardan yayınlanacak. Herkese açık olacak. Nedir şeffaflık? Siyasete girenlerin mal beyanları ortaya konacak, gösterilecek. Benim mal beyanım bu. Siyaset bir rant oluşturma aracı olmaktan çıkacak. Siyaset üzerinden büyük karlar elde etmenin yolu kapanacak. Bürokrasi de bu nasıl engellenecek? Ya, bürokrasi de engellenir tabii. Şimdi, yani şeffaflık bürokrasideki yanlış uygulamaları zaten engelleyecek. Diyelim rekabet kurulu bürokrasi. Açık olacak her şey. Şirketler niye bir ihale yasasında, bir ihalede daveti usulü yasa, daveti usulü ihale yapılması çok istisnai durumlar hariç engellenecek, yapılmayacak. Evet. O zaman şeffaf bir şekilde herkes katılabileceği bir yarış olacak. Siyasi etik kanunu. Bahsettiğim bu kanun, siyasi etik yasası, siyaset, siyasetçilerin uyması gereken ahlaki kuralları. İmar yasasında orada. İmar yasası, bunlar hepsi bir paket. Hepsi bir paket. EYT'lilerin sorunu nasıl çözeceğiz? EYT'lilerle ilgili kapsamlı çözüm önerisi ortaya koyan tek parti biziz. Ondan Mart ayıydı zannediyorum, birkaç ay önce. Bütün EYT dernekleriyle görüşerek, onlarla müzakere ederek bir yıl
2020 Mart'ından bu yana bir yıl çalışıldı ve işte bu Mart ayında benim de katıldığım bir toplantıda EYT dernekleriyle çözüm paketinde mutabık kaldığımız ana ilkeleri kamuoyuyla paylaştık. Emeklilik yaşı düşecek mi? Ben emeklilik yaşının düşmesini doğru görmem. Yani dünyada da standart olarak emeklilik yaş. Şu anda da bizim çalışan, mesele şu esas. Çalışan nüfusun efektif bir şekilde çalışması. Yani şeyi çalışan nüfusu özellikle kamuda şişirerek bir atıl kapasiteye ulaşmamak lazım. Ama artık dünyada da ortalama yaş beklentisi yükseldiği için onurlu şekilde yaşayacak olan bütün vatandaşlarımıza emeklilik şartlarında bunu temin edecek şekilde emeklilik yaşı gerektiğinde daha ileriye alınabilir. Şimdi şöyle baktığımızda mesela emeklilerden en düşük maaş alan 1500 civarında. Neredeyse bir çalışan bir emekliye bakıyor durumunda. Önceki durumda ise 4 çalışan bir emekliye bakıyordu. Burada bir arada bir uçurum var. Bu sigorta primleri işveren açısından rahatlayacak mı? Rahatlama olacak tabii mı? Orada bir çalışan nüfus ile emekli nüfus arasındaki dengeyi koruyacak bir sigorta, sosyal sigortalar politikası yürütmek lazım. Sosyal güvenlik politikası yürütmek lazım. Aksi takdirde ya çalışan nüfus azalır ve emekli nüfusun artışıyla birlikte üretmeyen bir nüfus diğerler üzerindeki yük halinde gibi görülmeye başlandı böyle olmamakla birlikte. Ya da tersine bir tablo ortaya çıkar. Olması gereken çalışan nüfus ile emekliler arasındaki dengenin korunabilecek bir sistem geliştirmek. Basın ve ifade hürriyeti, özgürlüğü. Şu anda Türkiye'de olmayan şeyi söylediniz Ayhan Bey. Şu anda Türkiye'de ifade özgürlüğü de yok. Aslında basın özgürlüğü zaten yok. Hocam ben farklı sorular da soracağım da soramıyorum. Sorabilirsin. Ne isterseniz sorabilirsin. Ya, sizin için öyle de kendim için soramıyorum. Ha evet yani basın özgürlüğü yok doğru. Doğru. Yani, bu nasıl açılacak? Çok açık. Yeni bir basın yasasıyla düşünce ve ifade özgürlüğüne kesin teminat altına alınacak yeni bir basın yasası çıkaracağız. Ve basın ile yürütme arasındaki, yönetim arasındaki yanlış ilişki kurgusu ortadan kalkacak. Basın ile iç dünyası arasındaki ilişkide. Türkiye'deki yolsuzluğun en önemli sebeplerden birisi, basının ya hükümete baskı yapacak bir yan kuruluş gibi görülüp iç dünyası tarafından yönlendirilmesi, 90'lı yıllarda öyleydi. Evet. Hani başbakanın karşısına pijamayla çıkan falan diye çıkan haberler. Ya da tersine hükümet basını kontrol ediyor. Basın üzerinden iş dünyasının alanını daraltıyor. Bunun ikisi de yanlış. Bazı şeylere bakıyorum ben de, haberlere bakıyorum. Haber yapmıyorlar da haberden öte hakaret ediyorlar. Ya hakaret ediyor ya da propaganda yapıyor. Yani belli kanallar hükümetin propagandasını yapıyor, haber yapmıyor. Bizimle ilgili neredeyse 2 yıla yaklaşan bir parti geçmişimiz var hani kurulduktan bu yana. Bazı haber kanalları bizimle ilgili tek bir haber yapmadı ya da yaptıysa haber olumsuz bir haberse. Yani ola ki bir yerde bir olumsuzluk olmuş. Onu verir. Ama objektif bir haberi, kongre yaptığımızı bile, kongremizi bile sadece belli basın kuruluşları verebildi. Basın özgürlüğü diye bir şey şu anda Türkiye'de yok. Zaten dünya basın özgürlüğü standartlarında da Türkiye en düşük ülkeler arasında. Bu sosyal medya onunla ilgili bir düzenleme. Sosyal medya düzenlemesi bir şey bir düzenleme olabilir. Hani etik ya da özellikle sosyal medya içindeki insan hakları, kişisel hakların korunması için. Ama kesinlikle sosyal medyaya yasaklayıcı bir düzenle göre getirmemek lazım. Evet. Dışlayıcı değil, kapsayıcı siyaset demiştiniz hocam. Bunu da programımızın da sonuna geliyor zaten. Şey, maddelerinde sonuna gelmiş olalım. Dışlayıcı siyaset şudur. Eşit vatandaşlık haklarına sahip bütün bireylerin bir kısmını seçkin bir vatandaş olarak görmek, birinci sınıf vatandaş, bir kısmını ise
sanki o ülkede arizi olarak bulunuyor ve bulunuyor ikinci sınıf vatandaş gibi görmek. Ve bunlara dönük bir dışlama politikası takip etmek. Bazen de siyasilere dönük olarak, işte şu günlerde biraz daha az kullanılıyor ama BKBK meselesi derken, her siyasi, kendileri gibi düşünmeyen herkesi hain, herkesi terörist, herkesi vatana tehlike gibi gösteren yaklaşım ki işte Sayın Bahçeli'de de, kimi zaman Sayın Erdoğan'da da gözüken bir yaklaşım, bu insanları dışlıyor. O insanları dışladığında o insanlar sisteme güveni sarsılıyor. Türkiye'de bu anlamda... Aşağıda da dışlanıyor ama... Orada da, tabii her yerde. Aşağıda. Zaten bu bir kültür. Yukarıda başladım aşağı kadar gider. Bunlara karşı bizim şeyimiz kapsayıcı demokrasi. Yani bütün vatandaşların eşit hak ve özgürlüklere sahip olduğu gerçek bir demokrasi. Şimdi hocam en son olarak parlamenter sistem geri mi gelsin yoksa bu sistem... Geri değil. Biz eski parlamenter sistemi istemiyoruz. Güçlendirilmiş mi? Tabii. Yani. Biz yeni ve gerçek bir parlamenter sistem istemiyoruz. Eskisi parlamenter sistem değil. Bedelini ben ödedim. Hesabı başbakanın verdiği, yetkiyi cumhurbaşkanının kullandığı sisteme parlamenter sistem denmez. Öyleydi. Cumhurbaşkanının sorumsuz olduğu, yani hesap vermediği, başbakan hesap verdi. Ama cumhurbaşkanının onay olmadan başbakan hiçbir adım atamadığı sisteme parlamenter sistem denmez. Eskisi parlamenter sistem değildi. Şimdiki de başkanlık sistemi değil. O çarpık bir parlamenter sistemdi, bu çarpık bir başkanlık sistemi. Bizim istediğimiz gerçek bir parlamenter sistemi hayata geçirmek. Yani kim halktan destek almışsa onun sorumluluk üstlenmesi. Sorumluluğu olmayan hiçbir yetkinin kullanılmaması. En son olarak hocam, ittifaklarda yer alacak mısın yoksa... Şu anda biz gördüğünüz gibi bütün Türkiye'ye dolaşıyoruz. Biz kendi partimizi ilkelerimiz etrafında, ülke sathında yayıyoruz. Birinci meselemiz budur. İttifaklar meselesi seçim sathı haline girildiğinde konuşulacak bir meseledir. Öncelik biziz diyorsunuz. Tabii. Öncelik. Peki hocam, burada programımızı... Çok teşekkür ediyorum. Katıldığınız bütün için... Uşaklı hemşehrilerimize selam ediyorum. Uşak, bugün gördüğüm muhabbetten çok memnunum. İnşallah tekrar Uşak'a geleceğim. Bir daha yayın yaparız. Herhalde inşallah. Artık seçim zamanı. Yok, kalmaz o vakte, ben gelirim. Öyle mi? Tabii. En erken seçim ne zaman? Yani normal tarihinde şartlarda olur, seçim... Tarihinde olur, önce mi olur? Bir erken seçim. Önce olması gerekiyor. Gerekiyor hukuken de. Cumhurbaşkanı tekrar aday olacaksa kesin önce olması gerekiyor ama... Cumhurbaşkanlığı sistemde mi, güçlendirilmiş parlamenter sistemiyle mi? Cumhurbaşkanı sistemiyle olacak önce, tabii şu anki sistemi değiştirecek bir otorite yok. Cumhurbaşkanı ancak MHP ile birlikte hep bütün, o da olacak şey değil. Cumhurbaşkanlığı şu anki sistemle gidilir ama parlamenter sisteme geçilir. Geçilir. Başka neler söylemek istersiniz? Çok teşekkür ederim. Bütün hemşehrilerimize selam ederiz. Yani katıldığınız programımıza onur verdiniz. Onur, şeref buldum. Şeref duyduk sizi ağırlamaktan. O zaman bu haftaki konumuzda Sayın Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu'na teşekkür ediyoruz. Bir dahaki yayında görüşmek üzere.